İş sağlığı ve güvenliği Türkiye'de 6331 sayılı iş kanunu zorunlu gereği tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde şu anda hizmet alma zorunlu devrededir. Ve bu yasa 2013 yılından beri zorunluluk devam etmektedir. Yasa 2013 yılında çıkmıştır. Bununla beraber tüm çalışanlar, işverenler, özellikle işverenler bu hizmeti almak zorunluluğunu belli bir şirket, yani iş güvenliği, ortak sağlık güvenlik birimiyle anlaşarak bu hizmeti almak zorundadır. Hizmetin amacı işvereni korumak, işçiyi korumak. Bunu korumanın hem işverene hem de işçiye maddi ve manevi getirisi üst seviyededir. İşveren iş güvenliği hizmetiyle yaptığı işin kalitesi ve işlerinin belli bir seviyede güvenliğini alarak maddi ve manevi olarak üst seviyede tutmasını sağlar. Çünkü gelebilecek bir inşaatta olabilecek herhangi bir iş kazasının işverene maliyeti en asgari, bugünkü rakamlarla söylüyorum, yaralanma, uzuv kaybı veya ölüm, Allah göstermesin, ölümcül bir iş kazasında 1,5-2 milyon seviyesinde maddi para cezaları gelmektedir. Bunun da önüne geçmek için iş güvenliği ile ilgili sağlam bir iş güvenliği hizmeti alarak bu iş kazalarının önüne geçmek, hem işçinin sağlığını maddi, manevi, vicdanen, hem de işverenin yaptığı işiyle ilgili belli bir kaliteye ulaşması, işçilerin belli bir kaliteye ulaşması, belli bir standartlarda iş güvenliği hizmeti alarak bu yükü atmak, hafifletmektir. Bu bir kalitedir, bu bir kurumsallıktır. Onun için bu Türkiye Cumhuriyeti'nde belli bir seviyeye gelmiştir ama yine de zaman ihtiyacımız var. Zaten 2023 yılında kanun gereği az tehlikeli yerlerde bu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alma zorunluluğu devreye girecektir. Bu da devreye girdiği zaman tüm esnafımız, tüm işverenler bu kanunun gereğini yerine getirmek için iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle beraber ortak çalışmak zorundadır. Bu işverenin lehinedir. Bunun genellikle maddi olarak bazı işverenler bundan kaçmaktadır. Ama faturası daha ağır çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti gerçekten bir kurumun bir kurumsallığıdır, bir kalitesidir. Tüm işverenlere sesleniyorum. Kesinlikle iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaktan kaçmayın.